arkadaşlar, FETÖ'nün siyasi ayağı meselesi sık gündeme geliyor. Bize de soruluyor. FETÖ'nün siyasi ayağı aydınlatıldı mı? FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine yeterince gidildi mi? Bu ortaya konması lazım. Şimdi hepimiz toplumun içerisindeyiz. FETÖ unsurlarıyla, FETÖ ile mücadele etmiş insanlarız. Uzun yıllardır, 1998'den beri Profesör Doktor Haydar Baş hocamız ile birlikte FETÖ ile mücadele ettik. FETÖ'yü iyi tanıyoruz o açıdan. Ama ne yazık ki o dönemler, özellikle 15 Temmuz öncesi FETÖ'nün gerçek yüzünü göremeyenler bizi anlamadılar. Ve FETÖ ne yazık ki devletin çok etkili kademelerine kadar sızdı, güçlendi. Öyle ki işte özel ağır cezalarda askerin yargılanmasını dahi sağlayacak yasal düzenlemeler hayata geçirdiler. Bugün ne yazık ki bazı hataları örtmek ya da savunmak için bu yapılanı bile hala savunma eğiliminde olan insanlar var. Bu mümkün değil. Yani FETÖ'nün orduya karşı, askere karşı en büyük hamlelerinden bir tanesi askeri mahkemelerde değil de özel ağır cezalarda yargılanmasını sağlayan yasal düzenlemeydi. Şimdi bunu meclise getirenlerin tamamen kendisini aklaması mümkün değil. Bugün bakıyoruz FETÖ ile mücadele hadisesine. FETÖ ile mücadele ederken işte ufacık deliller olan aleyhine insanlar ciddi şekilde mağdur edilebiliyor. Yani aleyhine işte sadece bankası ya da hesabı olan ya da işte ne bileyim çok basit belirtiler olan insanlar bile yıllarca hapiste yatabiliyor, tutuklu kalabiliyor ve mahkum olabiliyor. Ancak FETÖ'nün bu inanılmaz hamlelerinde asıl pay sahibi olanlar, büyük imkan tanıyanlar FETÖ'ye, öve ve yere göğe sığdıramayanlar soruşturulmadı bile. Şimdi bu kamuoyundan kaçmıyor ya da kamuoyunun gözünden kaçmıyor bunlar. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele edeceksek, FETÖ'ye asıl büyük katkıyı sağlayan FETÖ'nün siyasi ayağını açığa çıkartmak zorundayız. Çünkü FETÖ ülkemizin düşmanıdır. Bütün insanlığın düşmanıdır FETÖ. FETÖ ile etkili mücadele etmek herhangi kandırılmış basit insanları yargılamakla olmaz. Asıl FETÖ'yü FETÖ yapan, FETÖ'yü devletin en mahrem noktalarına taşıyan insanların deşifre edilmesi, açığa çıkarılması ve cezalandırılmasıyla mümkündür. Biz hukuk devletiyiz. Bütün suçla ve suç unsurlarıyla hukuk içinde kalarak mücadele etmek zorundayız. Mülk adaletle korunur. Biz hukukun dışına çıkmadan devlet olarak suçlularla mücadeleyi hayata geçirmeyi başarmak zorundayız. Ama biz hem bir bunu yapamaz bir kısım suçluları göz ardı edersek, yani arkası olan ya da bağlantıları güçlü olanların üzerine gitmezsek ya da mücadele ederken hukuk dışı yollara saparsak o zaman zafiyet göstermiş oluruz. Bize düşen hukuk içinde kalarak bütün zararlı unsurları, suç işleyen yapıları, suç örgütlerini açığa çıkarmak, onların bir daha suç işlemeyecek hale gelmesini sağlamaktır. FETÖ ile de Türkiye'de mücadele ediyorsak buna riayet edilmeli. Aksi takdirde bir süre sonra FETÖ yine başımıza bela olacaktır. Bunu istemiyorsak ve FETÖ gibi yeni yapıların da başımıza bela olmasını istemiyorsak her zaman hukukun içinde kalarak etkili mücadeleyi hayata geçirmemiz gerekiyor.